Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle yutak kavislerini işleyeceğiz. Yutak kavisleri embriyolojik hayatımızın kısa bir döneminde gelişen ve daha sonra da çeşitli yapılara farklandıktan sonra genel olarak da dış fiziki görüntümüzden görünmeyen yapılardır. Yutak kavislerinin diğer adı faringeal arkuslar da denebilir veya genel olarak da bronkiyal arkuslar da denebilir. Peki faringiyal ve bronkiyal arkuslar arasındaki farkı nedir diye bakacak olursak, genel olarak bu gelişim memelilerde, özellikle alt sınıf canlılardan yukarı sınıf canlılara doğru geldiğimizde balıklarda da görünüyor mesela. Onlardaki bronkiyal arkuslar kalıcılığını devam edip şu an sizlerin de bildiğiniz solungaçlarına dönüşüyor arkadaşlar. Boyun bölgesindeki solungaçlarına dönüşüyor. Onlar da bronkiyal arkus deniyor. Bizde de farynks bölgesinde, yani boyun ve başın altında ve boyun arasında gelişiyor. Ancak geliştikten sonra çeşitli organlara ve yapılara katıldıktan sonra kayboluyor. Bizde bir balıklardaki gibi, onların da boyun dediğimiz yan tarafı olduğunu düşünürsek, onlar da özellikle köpek balıklarını düşünün, onların solungaç yarıkları açıktır. Ancak biraz daha ileri balıklara gittiğimizde onların solungaçların üstü bir kapakla kapalıdır. Ama solungaç kapağını açtığınızda gene çizgi çizgi o yarıkları görürsünüz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bu şu an anlatacağımız yapılar alt sınıf canlılarda da görülüyor. Mesela balıklarda da görülüyor. Balıklarda bunlara bronkiyus ya da bronkiyal arklar deniyor. Biz de bunlara faringeal arkuslar veya yutak kavisleri adını vermekteyiz arkadaşlar. Bu yutak kavisleri olayına girmeden önce genel olarak baş bölgesine bakacak olursak, ki başta gelişen ve boyun bölgesinde gelişen yapılar bunlar. Baş bölgesi genel anlamda bizim embriyolojik katmanlarımız neydi? Ektoderm, endoderm, mezoderm. Bunlardan hangilerinden gelişiyor diye bakacak olursak baş bölgesi biraz özelleşecek. Nasıl? Mesela mezodermin paraksiyel ve lateral plak mezodermleri başa katkıda bulunacak. Nöral krest, daha önceki derslerimde yoğun üzerinde durduğum bir hücre grubu var. Bu nöral plağın, nöral oluk oluşmadan önce o nöral dudakların birbirine değip de oradan ayrılan bir grup hücre vardı. Bu nöral oluk oluşurken o dudakların birbirine değdikten sonra oradan ayrılan bir grup hücre vardı. Bunlara nöral krest hücreleri diyorduk. Bu nöral krest hücreleri vücudumuzda birçok organın yapısına katılıyordu ve önemli bir hücre grubuydu. Bakın yine karşımıza çıktı. Burada baş boyun gelişiminde, özellikle baş gelişiminde nöral krest hücrelerinin önemli bir yeri var. Ve gene baş bölgesinin gelişiminde ektodermal plakotların varlığına göz getiriyoruz. Şimdi peki ne yok burada? Dikkat ettiyseniz baş bölgesi gelişiminde endoderm katmanından bir şey saymadık. Neler saydık? Mezodermin paraksiyel ve lateral katmanları, nöral krest hücreleri ve ektodermal plakotlar arkadaşlar. Şöyle bir daha önce amniyozları ve vitellus kesesi ya da yolk kesesi dediğimiz o keseler, ortada bir embriyo terliksi bir embriyo yapısı vardı. Bunun enine kesti. Bakınız ektoderm, amniyotik boşluk, o üst kısım ektoderm biliyorsunuz. Daha sonra tam ortada notokort var. Notokortun hemen sağında ve solunda genelde yuvarlak yapılar olarak bulunan somitler, ki bunlar paraksiyel mezodermden gelişiyordu. Daha sonra ince bir urogenital yapılara farklanan intermediate mezoderm, sonra da lateral plak mezodermleri bulunuyordu. Alt katmana da indiğimizde vitellus kesesi ve tavanını ve içini saran ne vardı? Endoderm katmanı görülüyordu arkadaşlar. Şimdi paraksiyel mezodermden devam edelim. Paraksiyel mezodermler biliyorsunuz ki erken embriyonik dönemde sırtta böyle küçük misketler halinde, çiftler halinde bulunuyordu. 40 küsür taneydi ve bunlar somitleri oluşturuyordu. Yani 40 küsür tane somit vardı. Bu somitler çiftler halinde bulunduğu için de somitomerler, yani tek yapılar çift halinde ve 46 adet bulunuyordu arkadaşlar. Peki paraksiyel mezodermin bu somitlerinden neler gelişiyor diye baktığımızda, yani kafa bölgemizin nereleri mezodermden gelişiyor diye bakacak olursak, paraksiyel mezodermden kafatasının tabanı, oksipital bölgenin küçük bir parçası, kraniyofasyal bölgedeki istemli kasların tümü, başın arka bölgesindeki deri ve bağ dokuları ve prosencephalon'un kaudundaki beyin zarları
mezodermden gelişmektedir arkadaşlar. Şimdi de lateral plak mezodermine bakalım. Biliyorsunuz intermediate mezoderm baş bölgesine katılmıyor. Lateral plak mezodermi de laringeal kıkırdaklara ve bu bölgedeki bağ dokusuna dönüşüyor arkadaşlar. Laringeal kıkırdaklar biliyorsunuz aritenoid, krikoid gibi bunlar ve bu bölgedeki bağ dokusuna lateral plak mezodermi farklanıyor. Tamam, mezodermal bölgeleri anlattık. Şimdi nöral krestleri konuşalım. Önce bir hatırlayalım. Nöral krest hücreleri biliyorsunuz o nöral tüpün kapanması öncesinde o bölgeden ayrılıp vücudun içerisinde dağılıyorlardı. Bunlar ön beyin, orta beyin ve arka beyin bölgelerinden nöro ektoderimden köken alıp öne doğru faringeal arkusların içerisine göç ediyorlar. Bakın yandaki resimde oklarla bu tüp kapandıktan sonra nöral krest hücrelerinin baş bölgesinde göçünü görmekteyiz arkadaşlar. Peki bu lokalizasyonlarda neleri meydana getiriyorlar? Burada yüzün ortasındaki ve faringeal arkusların iskelet yapılarını, bu bölgedeki kıkırdak, kemik, diş, tendon, deri, pia ve aragnoid membranları, duyu nöronları ve salgı bezi stromaları dahil birçok yapıyı burada oluşturmaktadır arkadaşlar. Burada ne görüyoruz bu resimde? Dikkat ettiyseniz frontal, parietal gibi kemiklerin ve bunların embriyonal hayatta bu tüp kapanırken buraları oluşturan nöral krest hücreleri hangi noktadan köken alıyor? Mesela embriyonal dönemde bakın R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7 diye devam ediyor. Buralardaki hücreler bakın aşağıdaki faringeal arkusların içine göç ettiklerini bize gösteriyor bu resim. Bu genel bir resim. Bize neyi anlatıyor? Baş bölgesini geliştiren o paraksiyel ve lateral plak mezodermi, nöral krest ve ektodermal plakotlar. Nereden ne gelişiyor bunu gösteriyor. Bakın maviyle görünenler nöral krest. Yani bizim aslında yüzümüzün ortasını geliştiren kısım kök nöral krest hücreleri. Bakın frontal kemik var, sfenoid kemik var. Temporal kemiğin bir kısmı var. Maksilla, mandibula, zigomatik kemik. Birçok kemik arkadaşlar. Alt kısma doğru hiyoid kemik. Bunlar nöral krest kökenli. Parietal kırmızıyla görünüyor görüyorsunuz. Sarıda ne demiştik? Larynx kıkırdakların ve o bölgedeki bağ dokusuna farklanıyordu. Peki üçüncü bir de ektodermal plakotlar vardı. Buradaki ektodermal plakotlardan çıkan hücreler nöral krest hücreleriyle birlikte 5, 7, 9 ve 10 kraniyal duyu ganglionlarını meydana getiriyorlar. Yani bizim 5, 7, 9, 10 kafa çifti sinirlerimizle ve bu kafa çifti sinirlerinin ganglionları hem nöral krestten hem de ektodermal plakotlardan destek alıyor ve köken alıyor diyebiliriz. O zaman yüzün gelişiminde ya da baş bölgesinin gelişiminde nerelerden köken alıyor dediğimde ne diyeceksiniz? Paraksiyel mezoderm, lateral plak mezodermi, nöral krest çok önemli ve burada bir de ektodermal plakotlar var. Sondan gidelim. Ektodermal plakotlar 5, 7, 9 ve 10 numaralı kafa sinirlerinin ganglionlarını meydana getirmektedir. Burada destekçi olarak nöral krest hücreleri de görev alıyor. Diğerine baktığımızda lateral plak daha larynx bölgesindeki kıkırdak ve o bölgedeki bağ dokusunu oluşturuyor. Paraksiyel mezoderm kafa tabanı, oksipital kemiğe doğru olan kısmı, yani biraz daha kafamızın arka bölgesini paraksiyel mezoderme borçluyuz arkadaşlar. Şimdi baş ve boyun gelişiminde bugünkü üzerinde de yoğun olarak duracağımız, hani başı gelişimine kısa bir giriş yaptıktan sonra bugün üzerinde yoğun duracağımız faringeal arkuslara bakalım. Bunlar baş ve boyun gelişimi sırasında ortaya çıkıyor. Genelde 4. haftada ortaya çıkıyor. Çok enteresan yapılar. Bakın embriyoda da görüyorsunuz. Bu embriyonun nazal plak, lens plağı gibi. Nazal plak dediğimiz burun deliklerini oluşturacak. Lens plağı da göz gelişiminde önemli arkadaşlar. Bu bükülmüş olan, hani sinir sistemi hızlı geliştiği için embriyo bükülüyordu ya arkadaşlar C harfi şeklinde. Dikkat ettiyseniz kalp şişliğinin hemen üstünde aynı balıklarda olduğu gibi böyle çift halinde sağda ve solda aynı yapı olacak şekilde genelde 4 tane ve 5 ve 6 daha
küt, yani tam gelişmeyen şekilde, ama dördü çok aktif belli olacak şekilde faringeal arkuslar çıkıyor. Hocam işte bizim boynumuzda şu an balıklarınki gibi faringeal arkuslar yok. Biz bir köpek balığı gibi böyle yandan boynumuzda ne yok? Bir yarık yok. Bir köpek balığında o faringeal brankiyal arkusların, yani bu boyunda bulunan solungaç yarıklarını takip edersek nasıl bir şey olur? Yani bu ne işe yarıyor balıklarda? Önce ona bakalım isterseniz. Şimdi bir balığın ağzından su giriyor. Bu ağız içerisindeki yarıklardan, o dıştaki yarıktan çıkıyor. Peki ağzına aldığı suyu o farynks veya larynks bölgesindeki yarıklardan niye dışarı çıkarıyor? Balık için bu nereden önemli? Orada bir kan damar ağı var. Balık ağzından aldığı suyu o yarıklardan çıkarırken suyun içindeki oksijen o solungaçlarındaki damarlarla, nasıl biz oksijen karbondioksit değişim akciğerlerimizde yapıyoruz, onlar da o yarıklar üstündeki damarlardan suyu geçirirken bir nevi ne yapıyor arkadaşlar? Orada gaz değişimini gerçekleştiriyor. Bizim zaten ekstra bir akciğerimiz olduğu için gaz değişimini boynumuzda bulunan bir solungaç ve suda da yaşamıyoruz. Kuru havadan oksijenimizi alıyoruz. Dolayısıyla bir faringeal arkus sisteminde orada bir perdeyle damarları geliştirip damarların içerisinden yuttuğumuz suyu oradan çıkararak oksijen değişimine ihtiyacımız yok. Ancak dedim ya, belli dönemdeki bütün canlıların embriyolarını yan yana getirsek hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Bu faringeal arkusların balıkla insanı aynı dönem yan yana koysam ayırt etmesi çok zordur arkadaşlar. Çünkü bunlarda da brankiyal arkus varsa bizde de faringeal arkuslar aynı olması gereken yerde bulunuyor. Biz bunu farklı yapılara farklandırıyoruz. Onlar işlevsel olarak solunum organı olarak kullanıyorlar. 4. 5. haftalarda ortaya çıkar ve kaybolur arkadaşlar. Şimdi biraz daha gene embriyonun yüzünden yola çıkarak faringeal arkuslara doğru gidelim. Şu an 4,5 haftalık bir embriyonun yüzünü görüyorsunuz. Burada tümseklerden oluşan, bakın önden baktığınızda böyle ortada bir stomatiyom dediğimiz ağız açıklığı, bunun hemen yanlarına maksiller çıkıntılar, altında mandibular çıkıntılar, tam ortada böyle alnı diyebileceğimiz bölgede frontanazal çıkıntı gibi şişlikleri bulunan bir canlı. Daha bakın burun delikleri bile birbirinden ayrı. Daha birleşmemişler. Gözler tavuklardaki gibi yanda arkadaşlar. Kulak neredeyse boynun hizasında. Yani şu anki kafamızda bulunan yerinde değil bunlar. Embriyonal hayatta burun deliklerimiz birbirinden uzakta. Bundan sonra yüzümüz geliştikçe maksiller kemiklerimiz bunu şu an bulunduğu yere doğru itecek. Gözlerimiz tavuklardaki gibi lateral. Bu yüzgene gelişirken o lateralde bulunan gözler tam öne gelecek. Kulaklarımız boyundayken şu anki yerine çıkacak arkadaşlar. 4,5 haftalık bir embriyonun yüzünde ne var dediğimde hep tümsekler var. Maksiller çıkıntılar ve tümsekler. Mandibular tümsekler. Ortada bir ağız açıklığı. Tam o alnın ortasında frontonazal çıkıntıdan oluşan bir yapı halinde bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Tümseklerden bahsettik. Şimdi demek ki bizim embriyomuz 4-4,5 haftalıkken yüzü nasıldı? Nerelerden köken aldı? Onu anlattık. Şimdi gelelim 4. ve 5. haftalarda ortaya çıkıp kaybolan faringeal arkuslara. Bunlara faringeal kompleks adı da veriliyor. Neden kompleks? Arkus, yarık, cev ve membran yapılarının bir araya geldiğinde bu kompleksi oluşturuyor. Ne demek hocam bu diyeceksiniz. Diyelim ki birinci faringeal arkus kompleksi dediğimde birinci faringeal arkus kompleksi bir arkusu var, bir yarığı var, bir adet cep var, bir adet de membranı var arkadaşlar. Ve bunların içerisinde de bir faringeal arkusun kendine ait damarı, kıkırdağı, kası ve siniri bulunmaktadır. Bunlar bizim boynumuzda gözünüzde direkt balıklardaki o solungaç ya da köpek balıklarının üstünde bir kapak yoktur. Biliyorsunuz yandan yarıklar halinde görülür. Aynı onların gibi yapılar gözünüzde canlansın. Embriyolojik hayatımızda bunlar var. Her faringeal arkus arkadaşlar dıştan yüze ektodermi ile kaplıdır. Yüz, yani boynumuz düşünün. Boynumuzun en dışı neyle kaplı? Yüze ektodermi.
Bu yüzey ektodermi ağzımızın içinde de açılıyor ya sonuçta bu arkusun bir de iç komponenti var. Orası da endoderm kaplı. Ortası da mezoderm arkadaşlar. Hangisinin mezodermi? Paraksiyal mezoderm, lateral plak mezoderm ve nöral krestin de buna dahil olduğu mezodermden köken almaktadır. Yani şimdi tekrar şu resime geldiğimde bakın burada şimdi embriyonun önden kesitini almışız. En dışta ektoderm buradan oluşan bir epitel var. Ağzımızın içini döşeyen boyun kısmına geldiğimizde endoderm döşeli bir epitel var. Ortasında da mezoderm var. Bir arkusu dıştan içe neler, hangi katmanlar var dediğimizde ektoderm, ortada mezoderm, en içte de endoderm. Bu ortadaki o mezoderm katmanı da paraksiyel mezoderm, lateral plak mezodermi ve nöral krest kökenli bir mezenşimden köken almaktadır. Daha önce de söylediğim gibi bakın gene bu resim size faringeal arkusları anlamanız için çok güzel bir örnek. Embriyonun boğaz kısmını yani farynx kısmı ya da farynx larynx beraber orayı böyle kestik, ön kısmı çıkardık. Şimdi bakıyoruz. Bakın en dıştan bir tümsek, içten de bir tümsek. Tam o tümseklerin birbirine değdiği kısımda bir içten cep, dıştan da yarık var. Yani bunlar birbirlerine değmeye çalışıyorlar ki değiyorlar. Balıklar da değip orası tamamen açılıyor. İçten dışa bir bağlantı sağlanmış oluyor. Biz de bu cep ve yarık birbirine doğru yaklaşıyor. Birbirine değiyorlar. Ama açılıp açılmadığını birden dörde kadar her bir faringeal arkusu inceleyerek öğreneceğiz. Her bir faringeal arkusun kası var. Mesela birinci faringeal arkus kası, ikinci faringeal arkus kası, üçüncü faringeal arkus kası gibi. Her bir arkusun kendi siniri var, kendi arteri var ve kendine ait bir kıkırdağı var. Basit bir canlının yapısı gibi arkadaşlar. Siz segmental olan yapılarda canlılık yani bazı canlıların vücutları segmentler halindedir. Yani bakarsınız önden arkaya doğru birbirini takip eden segmentler halindedir vücudu. Bizim de boyun kısmımızdaki bu arkuslar birden dörde kadar birbirine çiftler halinde bulunacak şekilde sağda ve solda böyle boynumuzun ense kısmımızdan boynumuzun ön tarafına doğru bir kıkırdak, bu kıkırdağı saran bir mezenşim. Bu mezenşimin içinde bir kas var, bir arteri var, bir siniri var. En içi endoderm kaplı, en dışı da ektoderm kaplı bir yapı arkadaşlar. Şimdi birinci faringeal arkusun bizim için önemli olan yapılarına kısaca değinelim. Birinci faringeal arkus şu ilk embriyonal 4,5 haftalık embriyonu yüzüne baktığımızda yuvarlak içine aldığım bir nazal plakot. Hani bir tanıyalım. Tam ortadaki yarık ağız açıklığı stomadyum. Bu stomadyumun üst ve altında sanki böyle yanaklarımıza fındık koymuş sincaplar gibi üstte ve altta iki tümsek var. Bu üst tümsek maksiller tümsek, daha sonra maksilla kemiğine dönüşecek. Alt kısım mandibular tümsek, mandibula kemiğine dönüşecek arkadaşlar. Birinci faringeal arkus bizim yüzümüzün orta kısmının gelişiminde oldukça önemli bir faringeal arkustur. Yani yüzün gelişimine en çok katkıda bulunan arkus hangisi derseniz birinci faringeal arkus çok önemli katkılarda bulunur yüzümüzün gelişiminde. Bakın. Şimdi birinci faringeal arkus gelişimi daha ileri evlerinde meşkel kıkırdağı diye bir kıkırdağı var. Hani dedim ya her arkusun bir kıkırdağı, bir kası, bir siniri ve mezodermi var. Bir de kendi damarı var. Şimdi gelelim birinci faringeal arkusun kıkırdağına. Arkadaşlar birinci faringeal arkusun kıkırdağı şu an bizim mandibula içerisinde olduğunu düşündüğümüz. Bakın resimde de çene kemiği içerisinde o sarıyla sarı değil de turuncu renkte görülen o bölgede kıkırdak sağda ve solda var. Şimdi bizim de bu sağ mandibula ve sol mandibulanın olduğu yerde meşkel kıkırdağı denen birinci faringeal arkus kıkırdağı bulunuyor. Peki bu ne oluyor? Bu şu an bizim çenemizde bir meşkel kıkırdağı diye bir kıkırdak var mı arkadaşlar? Yok. Embriyonal gelişim döneminde bunun büyük bir kısmı mandibula bölgesinde etrafı intramembranous osifikasyonla yani kemikleşmeyle mandibula kemiğini oluşturuyor. Büyük bir kısmı.
Bunun sadece bir kısmı kalıyor. O da neye dönüşüyor biliyor musunuz? Kulak kemikçiklerinden malus ve inkusa. Bazı sınavlarda ister TUS, isterse DUS olsun bu soruyu gördüm arkadaşlar. Malus ve inkus mesela hangi faringeal arkus kıkırdağından gelişir diyor. Yani böyle sorularda geliyor. Bunu bu şekilde dinleyelim. Birinci faringeal arkusun kıkırdağı meçkel kıkırdağıdır. Meçkel kıkırdağın büyük bir kısmı mandibula içerisinde kemikleşir ve mandibula kemiğini oluşturur. Bir kısmı kalıcı olur. O da malus ve incus dediğimiz orta kulak kemikçiklerine dönüşür. Orada kaç kemik var? Malus, incus, stapes. Şimdi 3 tane kemik var. Malus incus birinci faringeal arkus kıkırdağından gelişiyor. Stapes de arkadaşlar ileride bahsedeceğim. İkinci faringeal arkusun kıkırdağından gelişecek. Peki bu maksiller tümseyin mezenşimi, mandibular tümseyin mezenşimi diye iki mezenşimden bahsetmiştik biliyorsunuz. İki tane tümsek vardı. Maksiller tümsek, mandibular tümsek. Mandibular tümseyin nelere farklandığını söyledik. Mandibular kemiği oluşturuyor. Peki maksiller tümsek neye dönüşecek? Hadi maksillayı çözdünüz. Sadece maksilla mı? Değil arkadaşlar. Zigomatik kemik ve temporal kemiğinde bir bölümü gene birinci faringeal arkusun maksiller tümseyinden gelişmektedir. Demek ki birinci faringeal arkusta bir mandibular tümsek var, bir maksiller tümsek var. Mandibular tümseğin içine meçkel kıkırdağı giriyor. Meçkel kıkırdağın büyük bir kısmı kayboluyor. Geri kalan kısmı mallus ve inkusa dönüşüyor. Ve meçkel kıkırdağın o kaybolan bölgesi içten kemikleşmeyle neyi geliştiriyor? Alt çene kemiğimiz gelişiyor. Maksiller tümsek de birinci faringeal arkusa ait bir yapıydı. Maksiller tümsek de arkadaşlar öncelikli olarak maksilla kemiği ve zigomatik kemik ve temporal kemiğinde bir bölümü gene faringeal arkus, birinci faringeal arkusun maksiller komponentinden oluşmaktadır. Bundan bahsettik. Mandibula nereden gelişiyordu? Birinci faringeal arkusun mandibular tümseyin içinde tümseyinden gelişiyordu. Bu tümseyin içine aynı zamanda birinci faringeal arkusun kıkırdağı olan meşkel kıkırdağı giriyordu. Kıkırdağın büyük bir bölümü kayboluyordu. Sadece malus ve incus olarak orta kulak kemiklerine dönüşüyordu. Yani dikkat ettiniz mi? Ben size balıklardan bahsederken balıklarınki fonksiyonel bir solunum organına dönüşüyor. Bizimki de var ama bizimki hiç solunumla alakalı olmayan yapılara dönüşüyor. Dikkat ettiyseniz birden başladık. Birinci faringeal arkusun kıkırdağından bahsettim size. Kemiklerine hangi kemiklere dönüştüğünden söz ediyorum şu an. Ne dedik? Mandibula kemiği, maksilla kemiği, zigomatik kemik ve temporal kemiğin bir bölümünden bahsettik. Bakın buradaki resme. Şimdi daha hiç solunumla ilgili bir organdan bahsetmiyorum. Gördüğünüz gibi birinci faringeal arkusun komponentlerinin yüzdeki kemiklere hangi kemiklere dönüştüğünü şu an kısa bir şekilde size anlattım. Peki ne dedim? Bir de hani demiştim ya size her faringeal arkusun bir kas, sinir, kıkırdak ve damar yapıları var ve bunlar her arkusun kendine özel. Şimdi birinci faringeal arkusun burada anatomik olarak siz biliyorsunuz ama aklınıza şöyle kalsın. Birinci faringeal arkus kasları çiğneme kaslarına farklanır. Büyük oranda çiğneme kaslarına farklanır arkadaşlar. Şimdi kıkırdağını söyledik. Kasını söyledik. Bunun bir de siniri var. Sinirinden de bahsedelim. Birinci faringeal arkusun siniri 5. sinirdir arkadaşlar. Bunun da mandibular dalı tarafından desteklenir. Yani 5. kafa çifti sinirinin hangisiydi? Nervus trigeminus. Bunun mandibular dalı birinci faringeal arkus komponentidir. 5, 7, 9, 10. Bu faringeal bu sinirleri unutmayın. Birinci faringeal arkusun siniri kimmiş? 5. İkinci faringeal arkus 7, 3, 9, 4, 10 gibi devam edeceğiz. Şimdi 5. sinir kafa sinirinin nereye sinirlendiriyor? Tam trigeminus sinirinin mandibular dalı birinci faringeal arkusun içerisine giriyor. Birinci arkusun mezenşimi yüzün derisine de katıldığı için arkadaşlar yüz cildinin duyu desteği trigeminal sinire ait oftalmik, maksiller ve mandibular dalla da sağlanmaktadır. Şimdi bunu genelde embriyolojik köken araştırmalarında yani bir doku, bir organın ya da bir
bölgenin hangi yerlerden geliştiğini takip etmede bazen değişik arkusların kasları her zaman kendi arkuslarına ait kemik ve kırdak yapılarına yapışamayıp bazen çevredeki bölgelere göç ederler. Buna rağmen kas nereye giderse gitsin siniri takip eder onu. Dolayısıyla siniri takip etmek aslında o kasın nereden köken aldığını bulmakta hiçbir zorluk yoktur. Siz şimdi yüzün bir bölgesinde bir sinir aldınız. Ya bu acaba hangi arkustan gelişiyor diye merak ettiniz ama bilemiyorsunuz. Hemen o sinir, o kas bölgesine gelen sinir kolunu yakalarsınız. Onun ana dalına gidersiniz. Bu eğer 5'e gittiyse, yani o ana dal 5'e gidiyorsa, 5. kafa çiftine gidiyorsa, kafa sinirine gidiyorsa, aa durun, 5. kafa siniri 1. faringeal arkusundu. Dolayısıyla bu kas aslında burada olsa da 1. faringeal arkusun uzağına da gitmiş olsa bu 1. faringeal arkusa ait bir kas yapısıdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir bitirdik. Bir önemliydi aslında. Neden önemliydi? Yüzümüzün büyük bir kısmını bu geliştirdi. Nereleri? Maksila kemiğini, mandibula kemiğini, zigomatik kemiği, temporal kemiğin büyük bir kısmını kim geliştirdi? Birinci faringeal arkus geliştirdi. Bir de buna meşkerek kıkırdağından farklanan mallus ve incus kemiklerini koyalım. Bunlar kemiksiz bölgelerdi. Buraların bağ dokusunu da tabii bunlar geliştiriyor. Kas dersek ne diyeceğiz? Çiğneme kaslarını kim geliştiriyor? Birinci faringeal arkus. Siniri kim? Beşinci kafa çifti sinirinin mandibular dalı diyebileceksiniz arkadaşlar. Bunu bitirdiysek ikinciye geçelim. İkinci faringeal arkus, bakın resimde görüldüğü gibi stapesten başlayıp böyle boynumuzun daha mandibulanın altına doğru olan bir kısım. İkinci faringeal arkusun da kendi siniri var, kendi kasları var, kendi damarı var ve buna bağlı bir grup yapıya farklanacak. Şimdi birincinin kıkırdağın ismi neydi? Meşkel kıkırdağı. Bunu da bulan Alman patologdan dolayı Reichardt kıkırdağı adı veriliyor arkadaşlar. Reichardt kıkırdağı nelere farklanıyor dersek bir kere kafadan hemen stapes diyeceğiz. Hani mallus incus birden oluşuyordu. Stapes diyeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında temporal kemiğin stiloid çıkıntısı. Bakın orada temporal kemik stiloid çıkıntısı bu hani temporal kemiğin büyük bir kısmını da biliyorsunuz. Birinci faringeal arkustan geliştirmiştik. Stilohiyoid ligament, hiyoid kemiğin küçük boynuzu ve hiyoid kemiğin korpusunun üst kısmı. Hiyoid kemiğe baktığınızda böyle bir elektro gitar görünümü var. Bu gitarın uzun o nota basılan bölgesi dikkat ettiyseniz sarı renkte. O 3. faringeal arkusa ait. Aklınızda böyle kalsın. Hiyoid kemiği bir elektro gitara benzetelim. Notaların olduğu kısım 3. faringeal arkus ve alt kısmı. Tam o tellerin vurduğumuz kısmın üst kısmı 2, alt kısmı 3. Gözünüzde umarım canlanmıştır. Bir elektro gitarı düşünün. Notaları bastığımız kısım 3. 3. faringeal arkus kıkırdamdan gelişiyor. Tam tellerin vurduğumuz kısmının ise o kısmın alt kısmı 3, üst kısmı ise 2. faringeal arkustan geliştiğini bileceğiz. Şöyle gözümüzde bunun farklandığı yapıları düşünelim. Yüzümüzün maksilla, mandibula ne kadar büyük kemikler. Hep 1. faringeal arkus onları halletti. 2. Stapes, hiyoid kemiğin, temporal kemiğin stiloid çıkıntısı. Küçük bir bölge. Stilohiyoid ligament. Bakın orada çizgilerle gösterilmiş. Hiyoid kemik var. Bu dil kökündeki bulunan kemik. Bu kemiğin biz elektro gitara benzettik. Notaları bastığımız kısım 3. faringeal arkus kıkırdağından gelişiyor. Yani aslında bu kemik 2 kıkırdaktan gelişiyor. 2. faringeal arkus ve 3. faringeal arkus. 2'nin ne kadar kısmını geliştiriyor? Bu tellere vurduğumuz kısmın üst kısmı 2, alt kısmı 3 olarak aklımızda kalsın. Şimdi bunun da kasları var. Peki bunun kasları nasıl aklımızda tutacağız? Tek tek hiçbirini ezberlemeyin. İkinci faringeal arkus mimik kaslarının büyük bir kısmını geliştirir arkadaşlar. Bunu böylece kafamıza tutacağız. Kasları da hallettik mi? Şimdi geldik bunun sinirine. 5, 7, 9, 10. Sırayla gidiyoruz bak. 5 birincinin de. 7 de fasyal sinir yani. Bunu innerve ediyor arkadaşlar. Demek ki ikinci faringeal arkus kası kim
İkinci faringiyal arkusun siniri kim dersem, yedinci sinir diyeceksiniz. Kasları neye farklanıyor dersem, mimik kasları diyebileceksiniz. 2'yi de bitirdik. Şimdi 3'e gelelim. Dikkat ettiyseniz artık bunlara düşen bölge az olduğu için hemen bitiyor. 1 bayağı bir şeye farklandı. 2 biraz. Bu giderek bir de dikkat ettiyseniz aşağı doğru iniyoruz. Yani yüzün ortasından. Şu an biz de anatomik olarak işte dil kemiğini söyledik. Hiyoid kemiğinden bahsettik. Şimdi böyle larynx bölgesinde bir yerdeyiz. 3. faringeal arkusun kıkırdağından hiyoid kemiğinin neresiydi? Tellerine vurduğumuz kısmın alt kısmı ve nota bastığımız o elektro gitarın kısmı. Kas yapısı olarak da stilofaringiyal kaslara farklanıyor. Yani kısa bir, az bir bölge. Kasta bu kasları ve bu bölgenin siniri kim? Yani 3. faringiyal arkusun siniri kim arkadaşlar dediğimde 5, 7, 9. 9. sinir. Glossofaringiyal sinir 3. faringiyal arkusun neymiş arkadaşlar? Siniriymiş. 5, 1'di. 7, 2'ninkiydi. 9 da 3. faringiyal arkusun siniri. Şimdi 4, 5, 6. Burada 5 üstünde çok durulmuyor. Çünkü hani öyle tam bir gelişim sergilemiyor. Burada 6 bile tam gelişim sergilemeyecek ama gene de 4 ve 6'yı beraber inceleyelim arkadaşlar. 4. ve 6. faringiyal arkuslar birbirlerine girdikleri için kıkırdak bölgeleri kemik bölge yani o kıkırdak yapıları birbirine karıştığı için bunları tek bir yapı olarak değerlendireceğiz. 4. ve 6. faringiyal arkus kıkırdakları kaynaşarak epiglot hariç larynx kıkırdaklarını oluşturur. Bunlar hangi kıkırdaklardı? Tiroid, krikoid, aritinoid, konikulat ve kuneiform arkadaşlar. Bunlar larynx kıkırdaklarıdır. Demek ki şöyle bir soru gelse bize larynx kıkırdakları hangi arkustan gelişir dediğimde burada 4 ve 6 üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 4. faringiyal arkusun kasları arkadaşlar burada görmüş olduğunuz genel larynx bölgesinde bulunan kaslarımızdır. Peki 4. faringiyal arkusun siniri kim? 10. 5, 7, 9, 10. Tamam mı arkadaşlar? 4. faringiyal arkusun kaslarını bağlanan sinirlerimiz nervus vagusun superior laringeal dalı. Yani biz onu 10. Sinir olarak bileceğiz. Hangi dalıymış? Superior laringeal sinir arkadaşlar. Bakın burada bu sefer de arkusların yandan görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi hep kaslarından, kıkırdağından falan bahsettik. Bir de bu kompleksin yarıkları ve cepleri vardı. Yarık dıştan içeri doğru gidiyordu. Cep de içten dışarı doğru gidiyordu. Balıklarda bu dıştan gelen yarıkla içten gelen cep birbirlerine temas ettikten sonra orada bir hücresel kaynaşmayla tek bir boşlukla ağız içerisinden dışa açılan bir kanal oluşuyordu. Bizde oluşmuyor arkadaşlar. Direkt bunu hemen söyleyeyim. Bizde de yarıklar ve cepler var. Bunlardan dıştan gelen yarık içteki cebe temas ediyor ama hiçbir zaman açılmıyor. Ve bütün o 4 tane cep, 4 tane yarık birbirlerine temas ediyor mu? Şimdi onlara bakalım. Arkadaşlar insan embriyosunda 5 çift faringiyal cep vardır. Bir tanesi biliyorsunuz hep tam böyle 4'ün bir altından geliştiğini 4 ile beraber değerlendirilir. Ama bu 5 çift varsa 5 cep varsa 5 tane de yarık gibi düşüneceğiz. Ama her yarık, her cep ne olacak onlara bakalım. Şimdi birinci faringiyal cepten başlayalım. Cep boynumuzdan iç kısmından yani ağzımızın içinden gidelim biraz ileriye. Tam birinci faringiyal arkus bölgesinde böyle bir ceplenme oluyor. Dışarıdan gelen yarığa doğru bir ceplenme oluyor. Balıklarda bu açılıyor. Ama bizde açılacak mı ona bakalım. Gene bizde onların solunum organından farklı yapılara farklanacak. Birinci faringiyal arkusun cebi bakın faringiyal poş olarak yazıyor resimde. Birinci faringiyal arkusun cebi içten dışarıdan gelen yarığa doğru ilerliyor. Küçük bir cep yani küçük bir böyle girinti olarak parmaksı bir girinti olarak ilerliyor. Karşıdan gelen yarıkla temas ediyor. Ama temas ettikten sonra arada ince bir membran kalıyor. Şimdi çok şaşıracağınız organlara dönüştüreceğiz. İnce bir membran kalıyor ama membran hiç yırtılmıyor arkadaşlar.
Normal patolojik olarak yırtılıyor bazen ama normalde bizde yırtılmıyor. İsterseniz onlara bakalım. Bu neye dönüşüyor? Birinci faringeal arkusun cebi arkadaşlar. Ağzımızda dilimizi geçtikten sonra kulağımıza giden bir boru var mı? Böyle orta kulağa doğru giden bir boru var mı? Hatta bazen boğaz enfeksiyonumuz orta kulak iltihabı yapar. Neden yapar? Boğaz enfeksiyonumuz orta kulağa doğru bir kanalla taşınabilir. Hangi kanaldı bu? Östaki borumuz var değil mi? Hem kulaklarımız yani sağdaki ve soldaki kulaklarımıza doğru giden bir ince kanal var. Östaki borusu diyoruz biz buna. Genel olarak da şöyle anlatılıyor. İşte dış basınçla iç basıncı dengede tutmak için o zarın ki zar kimmiş o zaman burada? Yani bizim orta kulağımızda bulunan kulak zarımız arkadaşlar. Burada ceple yarığın birbirine temas ettiği bölgede. Gördünüz mü? Gene balıklardan farklı bir amaç için kullanıyoruz. Bizim faringis bölgemizden orta kulak boşluğuna giden bir östaki borusu dediğimiz bir borucuk var. Bu borucuk birinci faringeal cepten meydana geliyor. Bu bir. En sona orta kulak boşluğu östaki borusunun önünde biraz geniş bir halde kemikçi, malleus, incus, stapesin bulunduğu o bölge biraz daha genişlemiş böyle davul tokmağı gibi değil mi? Tokmak kısmı gibi. O da gene birinci faringeal arkus cebinden oluşuyor. Şöyle birinci faringeal arkus cebi yarığa doğru giderken ince bir kanal olarak gidiyor. Tam ulaştığında da biraz genişliyor. Genişlediği bölge orta kulak boşluğu. O ince kanal kısmı da östaki borusu olarak bizde faringeal cepten kalan kalıntılarımız. Demek ki aklımızda hemen bunu toparlayalım. Birinci faringeal arkusun cebinden ne gelişiyor? Östaki borusu, orta kulak boşluğu. Bu birinci faringeal arkusun membranından ne gelişiyor dersek de kulak zarımız gelişiyor arkadaşlar. Hani bu mallus incus stapesin bağlandığı bir zar var ya arkadaşlar o ses dalgaları titreşiyor. İşte daha sonra bu kemikler o titreşimi yükseltiyor falan. İşte o zar birinci faringeal arkus membranından gelişiyor arkadaşlar. Peki cebinden bahsettik. Birazdan da yarıklarına gideceğiz. Ama isterseniz önce birincinin cebinden bahsettik. Şimdi ikinci faringeal arkusun cebine gidelim. Bir altında yer alıyor. Şimdi çok enteresan gene size gelecek. İkinci faringeal arkusun cebi öyle yarığa doğru falan çok ilerlemiyor arkadaşlar. Oradaki mezoderm endodermle karışıp tonsila palatinayı üretiyor. Yani kim? Bademciklerimiz. Dikkat edin yerlerine. Aynada ağzınızı açtığınızda bakın. O bademciklerimiz dediğimiz tonsila palatinalar dil kökünde sağda ve solda yer alıyor. Demek ki bu sağda ve solda yer alan tonsila palatinanın kökeni kimmiş? İkinci faringeal arkusun cebi. Bu kadar. Geldik 3'e. Hemen biraz daha alta doğru yani ileriye doğru gidiyoruz. Şu an yüzümüze doğru bakarsak. Çok enteresan iki tane organ geliştireceğiz buradan da. Üçüncü faringeal arkusun cebinde üst kısmından dorsal kanadından yani gene bir cep oluşuyor böyle. Bu cebin dorsal kanadının inferior paratiroid bezine ventral parçada timusu oluşturuyor. Birbirinden %1 milyon farklı iki organ. Bakın 3. faringeal arkusun üst cebi yani böyle bir ceplenme üst epitel, üstte bulunan epitel. İnferior paratiroid bezine. Alt parçada timusa. Timus ne görür arkadaşlar? T limfositlerin eğitildiği yerdir. Yeri neresidir? Böyle kalpten çıkan büyük damarların yani o aortun, turunkusların ya yani o büyük kalp damar çıkıntılarının olduğu yerde o damarların üstünde bir yerde yer alıyor. Yani neredeyse göğüs kafesinin mediastinum bölgesine yer alan bir organ timus. Kökeni kimmiş? Üçüncü faringeal arkus cebi. Bir de tiroid bezini biliyorsunuz. Bu laringeal kıkırdakların sağında ve solunda. Bir de paratiroid bezi var. Bunun hemen arkasında yukarıda ve altta çift halinde bulunur. Inferior, superior yani sağda ve solda 4 tane adet olarak sayabiliriz ya da 2 çift olarak. 2 tane inferior, 2 tane superior. Nerede yer alır? Tiroid bezinin hemen arkasındadır. Tiroid bezi T3 T4 salgılarken paratiroidler çok çok farklı hormonlar salgılar.
birbirlerinden çok farklı organlardır. Sadece tiroid, paratiroidler biraz daha küçük olduğu için tiroidin arka yüzeyine küçük düğmeler gibi girmişlerdir. İnferior ve superior olarak. Bunun inferioru üçüncül faringeal cepten gelişiyor. E hocam bunun superioru var. Ona da birazdan bakacağız. Geldik dördüncü faringeal cebe. Bunun arkadaşlar dorsalinden superior paratiroid bezi. Yani paratiroid bezin inferioru 3'ten gelişiyordu. Superioru da 4'ten gelişiyor arkadaşlar. Bir de bu 4'ün alt ventral parçasından ultimo branşiyal cisim dediğimiz daha sonra tiroid bezinin içinde C hücrelerini oluşturacak bir yapı farklanıyor. Şimdi tiroid bezin içinde foliküller var. Foliküller içinde de T3 T4 hormonları sentezleniyor. Bu tiroid foliküllerinin aralarında C hücreleri vardır arkadaşlar. Bu C hücreleri işte bu ultimo branşiyal cisim dediğimiz yapıdan farklanırlar. Ultimo branşiyal cisim de 4. faringeal cepten farklanır. Kafanızı karışacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tekrarımızı yapacağız. Daha güzel yerleşecek. 1. faringeal cep. Östeki borusu orta kulak boşluğu. Membranda zaten kulak sarı. 2. faringeal cep. Tonsila palatina. Bademcikler. 3. faringeal cep. Üst kısmından farklı bir şey gelişecek. Alt kısmından farklı bir şey gelişecek. Üste inferior paratiroid bezi. Alttan timus. Peki diyeceksiniz ki hocam bunlar buradan geliştikten sonra burada kalmıyorlar arkadaşlar. Buradan köken alıyorlar ve göçe başlıyorlar. Düşünün timus nerede dedim? Kalbimizin neredeyse damar çıkıntılarının olduğu bölgede. E bunlar boynumuzdan oraya ne yaptı? Göç etti. Paratiroid bezi nerede? Tiroidin arkasında düğme gibi yerleşmişler. Bakın gene boyundan oraya göç edecekler. Dörtten ne gelişiyordu? Ultimo branşiyal cisim ve superior paratiroid bezi gelişiyor. Şimdi içten gelişen ceplerden ne gelişiyor söyledim. Dikkat ettiyseniz hiç solunum organı falan yok. Yani öyle biz oksijen, karbondioksit bunlarla sağlamıyoruz ama bunlar var ama bizde farklı yapılara farklanıyor. Şimdi de yarıklara bakalım. Peki şu an bizde dıştan içe doğru olan bir yarık var mı? Birinci faringeal arkus yarıklı var. Bizde sadece birinci faringeal arkusun yarığı var. Bitti. 2, 3, 4 yok arkadaşlar. Var ama ne oluyor? Embriyolojik hayatımızda onların üstü kapanıyor. İçten ceplerden bir şeyler gelişiyor ve yerlerine gidiyorlar. Dıştan yarık yerleri var ama 2'nin tümsek mezenşimi onların hepsinin üstünü kapatıyor ve onlar dıştan bir yarık yok. Ama birincinin yarığı var. Hangisi biliyor musunuz? Dış kulak yolu. Dış kulak yolu. Şimdi kulağımızın kulak kepçesine içeri giden deliği takip ettik. Nereye gider? Kulak zarına gider. E kulak zarının öbür tarafı neydi? Birinci faringeal arkusun cebi. Yani dikkat ettiyseniz gözünüzde canlanmıştır. Östeki borusu, orta kulak boşluğu, arada membran, dış kulak yolu, kulak kepçesi. Bizim birincil faringeal arkusun yarığı şu an bizde duruyor ve neye farklanıyor? Dış kulak yoluna farklanıyor. 2'nin yarı, 3'ün yarı ve 4'üncünün yarı kayboluyor arkadaşlar. Onlar hiçbir zaman şu an bizde mevcut bir şeye dönüşmüyor. Ceplerinden ne gelişiyor dedik. Ama yarıklarından bir şey gelişmiyor arkadaşlar. Sadece birinci faringeal arkusun yarığından dış kulak yolu gelişiyor. Peki nasıl kapanıyor ikincinin, üçüncünün, dördüncünün yarığı? İkinci arkustaki mezenşimal doku hızlıca prolifere olarak yani çoğalarak üçüncü ve dördüncü arkusların üstünü örterek onları kapatıyor. Ve burası daha sonra bakın A resminde görüyorsunuz. 2'nin dokusu diğerlerin üstünü aşarak alt kalp bölgesinde gelen dokuya yapışıyor ve oradaki bütün yarıkları kapatmış oluyor. Burada başın hafif bir gelişiminden bahsettik. Hani baş bölgesinin orta kısmından. İşte faringeal arkuslardan da bahsettik. Bir de dilin gelişiminden de söz etmek istiyorum. Bizim şu an ağzımızda bulunan dil gene faringeal arkusların
yapılarından farklanacak. Dolayısıyla bunu da anlatmamız gerekiyor. Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken dil 2 lateral ve 1 medial şişlikten meydana geliyor. Bakın yanında ilk birin bu önden kesitini görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılan Roma rakamıyla numaralar görüyorsunuz. Bu numaralar arkusları gösteriyor. Birincil arkus, ikinci, üçüncü ve dördüncü gibi. Bu arkusların dikkat ettiyseniz iç kısımlarından da dili geliştireceğiz. Dil ilk olarak iki lateral ve tuberculum impar dediğimiz bir medial şişlik olarak gelişmeye başlıyor. Bu üç şişlikte birincil faringel arkustan köken alıyor. Şimdi bu önce isterseniz dilimizin şu anki anatomisine bakalım. Şöyle dilimizi ağzımızın içinde uzattığımızda önden arkaya doğru gider. V şeklinde bir sulcus terminalis dediğimiz bir bölge vardır. Onun üstünde de tat tomurcukları var. Sindirim sistemi de bundan bahsettim. Daha sonra dil kökü var. Anatomik olarak dili 3'e bölersek 2 bölü 3'lük ön kısmı var. İşte bu ağzımızın içinde hareket eden üstüne tat tomurcukları olan bölüm. Bir de 1 bölü 3'lük kök kısmı var. Bunun üstünde de genelde farynx bölgesinde bulunan neler var? İşte tonsilalar, lenfoid yapılar var. Şimdi bunun demek ki dilin bu iki yapısını geliştireceğiz. Yani şu an anatomik olarak önce bilelim. 2 bölü 3'lük o tat tomurcukların bulunduğu ağzımızda hareket eden kısım. Bir de kök kısmı var anatomi. Peki bunu nasıl geliştireceğiz? Aynı şu anki anatomik yapısından yola çıkarak. Öndeki 2 bölü 3'lük kısmı bazı arkuslar geliştiriyor. Kök kısmını da bazı arkuslar geliştiriyor. Şimdi tek tek onlara bakacağız. Dilin bu lateral şişlikleri, tuberculum impar dediğimiz orta şişliğinden geriye doğru gittiğimizde bir medyan şişlik daha var. Yani şişlik dedim, bunlar mezenşimal dokunun kabarmış hali. Kopula veya hipobranşiyal çıkıntı deniyor arkadaşlar. İkinci, üçüncü arkus mezoderm ve dördüncü arkus mezodermin bir bölümü tarafından oluşturuyor. Nasıl anlarız bunu? Hemen yan taraflarına bakın. Bakın birinci faringel arkus lateral ve tuberculum imparı kapsıyor. Turuncu. Mavi 2. Sarı 3. Yeşil 4. Kırmızı ile işaretlediğim kopula bölgesi hem 2 hem 3 hem 4'ü kapsayan bir şişlik. Tam bu şişlik ön kısımda tuberculum imparla kopula arasında bir nokta var. Foramen cecum yazıyor. Yani dilin ön kısmıyla kök kısmının tam birbirlerine, yani 2 bölü 3'lük kısmıyla 1 bölü 3'lük kök kısmının birbirine temas ettiği yerde bir çıkıntı var. Bir delik bölge görünüyor. Buraya foramen cecum deniyor. Bunun önemini son slaytlarda anlayacağız. Bu foramen cecum ne işe yarıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakın son olarak da üçüncü bir şişlik oluyor. Dördüncü arkusun arka parçası tarafından üçüncü bir medyan şişlik olan epiglot meydana geliyor. Şimdi dikkat ettiyseniz larynx kıkırdaklarından epiglot dışındakilerini farklı yapılardan geliştirmiştik. Epiglot da demek ki burada bir şişlik olarak meydana geliyor. Dördüncü arkusun yapısı olarak oluşuyor. Bakın orada ovulada, bakın sağ resimde ovula görünüyor. Bademcikler görünüyor. Dil kökü görünüyor. Dil kökünde bize doğru bakan bir küçük yapı var. İşte bu yapı epiglottur arkadaşlar. Bu da dördüncü arkusun arka parçasına gelişen bir yapı. Dilin ön 2 bölü 3'lük kısmı lateral dil şişliklerinden meydana geliyor. Birinci arkustan kaynaklandığı için de trigeminal siniri mandibular tarafına inerve ediliyor. Zaten birin biz 5. sinir olduğunu biliyoruz. 2, 5, 7, 9, 10. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bu 2'ye gittiğimizde de 7. sinir diyeceğiz. Daha sonra 3, 4 de zaten biliyorsunuz. Tam bu dilin 2 bölü 3'lük ön kısmı gövdesiyle arka 1 bölü 3'lük kök kısmı birbirinden V şeklinde bir olukla ayrılır. Buna terminal sulcus denir arkadaşlar. Tam bu terminal sulcusun orada bir delik vardı. Neydi onun ismi? Foramen cecum. Bundan ne gelişecek birazdan söyleyeceğim. Bu dilin arka kök kısmı arkadaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü faringeal arkusun bir bölümünden köken alıyor.
hocam bize bir toparlar mısınız? Kafamız karıştı derseniz, bizim şu an ağzımızda bulunan dilin 2 bölü 3'lük ön kısmı birinci faringeal arkusta. Kökü de 2, 3 ve 4'ün çeşitli katkılarıyla ortaya çıkıyor. Yani bizim tamamına baktığımızda dilimiz 4 faringeal arkustan da destek alıyor gelişirken arkadaşlar. Deminden beri size foramen çekum, foramen çekum deyip duruyorum. Tam bu sulcus terminalis'in V harfinin tam ortası da olan bir delikti foramen çekum. Ve bir kanalla aşağı doğru giden bir epitelyal yapı. Neyi geliştiriyor biliyor musunuz? Ekranda gördüğünüz bezi, tiroid bezini geliştiriyor. Tam bu birinci faringeal arkusun V harfinde, o V'nin tam orta noktasından, yani farynks bağırsağının zemininden aşağı doğru bir epitel çıkıntı ilerliyor. Bu epiteloid çıkıntının o ilk aşağı doğru indiğinde orada bir çukur, bir delik görünüyor. Buna foramen çekum deniyor. Daha sonra bu foramen çekum aşağı aslında doğru bir bez gibi olduğu için kanalı var. Kanalına da tiroglossal kanal deniyor. En altı da bir bez. Yani bir balon gibi düşünün. Balonla uzayan sap kısmı ve alt tombul kısmı. Tombul kısmı bir bez, bir kanal ve kanalın açıldığı bir açıklık. Açıklığına foramen çekum diyoruz. Kanalına da tiroglossal kanal diyoruz. Peki hocam, benim tiroidim şu an larynx bölgesinde bir yerde. Hiçbir zamanda dil köküne açılmıyor. Evet, açılmıyor. Çünkü normal gelişimde oradan köken aldıktan sonra hem foramen çekum kapanıyor, hem tiroglossal kanal kapanıyor. Dolayısıyla da benim tiroidim önde, o kıkırdakların önünden larynx bölgesine yerleşiyor arkadaşlar. Buradan da size aslında tiroid bezinin nasıl, nereden geliştiğini anlatmış olduk arkadaşlar. Demek ki nereden gelişiyor? O foramen çekum deliğinden aşağı doğru önce bir kanal ve bir bez gibi görünürken, gelişimin ileri safhalarında hem delik kapanıyor, hem kanal kapanıyor. Bez de şu an gerçek anatomik yerine yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.